Sayın seyirciler, şimdiki durağımız Zürih'te çeyrek asrı aşkın süredir Türk mutfağını İsviçre'de tanıtım konusunda adeta gönüllü elçilik yapan Manesse Restoran. Restoran Manesse, Osmanlı saraylarını anımsatan görkemli ve şık detaylarıyla sizi başka bir dünyaya götürüyor. Özenle hazırlanan zengin meze çeşitleri beğeniyle tüketiliyor. Türk mutfağının lezzet noktası olarak bilinen Restoran Manesse'de cuma ve cumartesi akşamları açık büfe keyfi yaşanıyor. Restoranda her an müşterilere alakart lezzet yelpazesi seçimi de sunuluyor. Osmanlı motiflerinin hakim olduğu restoranda her gün sunulan canlı müzik ise mekana ayrı bir hava katıyor. Restoranın sahibi Hatice Oran, kalite ve titizliğiyle dikkat çekiyor. Hatice Hanım, 26 yıl oldu. Benim de 33 senedir İsviçre'deyim. 26 seneden beri sizin lezzetli yemeklerinizi tadıyoruz. Siz aynı zamanda da kültür elçiliği de yapıyorsunuz burada İsviçre'de. Zürih'teki tek Osmanlı motiflerini de andıran restoranta sahipsiniz burada. Sizin geçmişinizi, sizi, iş yerinizi, restoranı tanıyabilir miyiz biraz? Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, 26 yıldan beri buradayız. Bugünlere kadar geldik. Türk mutfağını tatmak isteyen özellikle İsviçreliler de çok sizden memnun gidiyorlar burada görebildiğimiz kadarıyla. Evet, genelde İsviçreli Türklerden daha çok diyebilirim içeride. Uzun yıllardan beri de bu böyle oldu. Bununla beraber Türk müşterimiz her zaman oldu. Yani, tanıyanlar zaten biliyor nasıl bir mutfak yaptığınızı. Çok teşekkür ederim. Ayrıca burada Posta Gazetesi olarak size de tekrar teşekkürümü borç biliyorum. Evet, burada tevazu da göstermek istemiyorum. Biz Türk mutfağı olarak İsviçre'de hepinizin bildiği gibi Türk yemeği yapılan yerler çok. Ama biz sizin de bildiğiniz gibi 26 yıldan beri gerçek Türk mutfağını tanıtmaya çalıştık. Bu arada sizin söylediğiniz gibi de bir nevi elçi olmaya çalıştık. Ne mutlu başarabildikse. Peki buraya gelmek isteyen vatandaşlarımızı bekleyen bir sürpriz de var. Son yıllardan beri siz açık büfe yapıyorsunuz. Bu alanda etmiş olduğunuz tecrübelerden bahsedebilir misiniz biraz? Son 2 yıldır evet açık büfe olarak tıpkı Türkiye'deki otellerdeki gibi yabancı müşterinin çoğunlukta olması nedeniyle bir bakıma bizim için avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Müşteriler için de avantaj olduğunu söyleyebilirim. Çünkü istedikleri şeyleri daha kolay görerek alma şansına sahipler. Arzu ettikleri kadar da alma şansına sahipler. %90 memnun diyebilirim. Ve fix fiyat. Evet, fix fiyat. Şu anki fiyatımız 49 lira. Açık büfe, meze, sıcak yemeklerden kartta beğendiğimiz bütün güzel yemekleri koyduk. Tatlı ve meyve büfemiz hepimiz tatlılar, ev yapımı tatlılar. Kişi başına 49 lira, arzu ettikleri kadar fix ve sınırsız olarak. Peki şunu sorayım size. Özellikle yabancılar Türk kahvesini sevdiği gibi bizim aslında Arap kültürü olan dansözü de çok seviyorlar. Yemekle, müzikle, taverna usulü burada eğlenmeye de geliyorlar ama buna vatandaşlarımız da geliyor. Evet, yabancılar şu an bizim insanımızdan çok daha bu konuda ilgililer diyebilirim. Yani bütün kültürler şu an hepsi bir araya gelip Orient, Balkan, İsviçreliler yoğunlukta dersem yanlış olmaz. Özellikle Türkiye'ye gitmiş gelmiş, Türkiye'de tatil yapmış yabancılar, İsviçre'de özellikle Zürih'te sizden başka neredeyse hiçbir yerde doğru dürüst Türk mutfağını tadamıyorlar.
tabii ki sizde sadece açık büfe değil, aynı zamanda alakartta yemek yemek mümkün. Tabii neler hafta içi. Mesela menüde? Hafta içi normal alakarta devam ediyoruz. Alakartta ne varsa hepsini aynen. Tandır kebaptan tutun, fırın kebaba kadar. Bütün Türk mutfağı, meze her akşam var. Yani fix menü sadece cuma ve cumartesi akşamları. Onun dışında haftanın pazartesinden perşembe akşamına kadar normal, daha önceki yaptığımız gibi karttan, alakarttan çalışıyoruz. Evet. Hatice Hanım, size son olarak şunu sorayım ben. İsviçrelilerin özellikle siyasetçiler olsun, ünlü kişiler olsun diyelim, Türk mutfağını seçecekleri zaman sizi tercih ediyorlar. Bunun sebebi nedir? 26 senedir var olmanız mı yoksa başka bir şey mi? Ama çok güzel bir soru. Yani 26 yıldır olmakla alakalı mı diye sorarsanız biraz zor bir soru. Sanıyorum herhalde damak tadıyla da alakalı bir şey olması gerekiyor. Yani doğru. Benim bildiğim kadarıyla siz zaten neredeyse ömrünüzü gastronomide geçirdiniz. Bu konudaki tecrübelerinizden bütün müşteriler de faydalanıyor diyelim. Mutlaka şu an 35 yıldır gastronominin içerisindeyim. Bu arada mutlaka yani iyi yaptıklarımız, kötü yaptıklarımız. Ve ben şunu söylüyorum, ben bugüne kadar bu işi severek yaptım. Bir gün sevmezsem zaten bu işi bırakırım. Bugüne kadar çok severek yaptım. En iyisini vermeye çalıştım, en kalitesini vermeye çalıştım. Mutlaka hatalarımız da olmuştur. Ama gönlüm ister ki herkes memnun geldiği gibi memnun olarak gitsin. Müşteriler ise mekana övgüler yağdırdı. Ali Bey, Zürih'te yaşıyoruz galiba. Evet. Zürih'te damak tadınıza uygun Türk restoranı var mı? Yemek yemeye gidebildiğiniz, gönül rahatlığı ile, ailecek, arkadaşınızla. Şimdi yaklaşık 15 yıldır ben Zürih'teyim. Aynı zamanda kendim müzik de yapıyorum. Manessa'yı da çok iyi tanıyorum. Şimdi yıllardan beri bildiğim Manessa'nın değişmeyen meze tatları, ne bileyim Türk mutfağının değişmeyen tatları burada. Yani birçok İsviçreli iş adamlarının yemeğine, Türk iş adamlarının yemeğine ev sahibi yapmış bir restoran. Bunu 20, galiba yanılmıyorsam bir 26 yıllık bir geçmişi var. Yani bence arkadaşlarımızla gelebilecek, tavsiye edebileceğimiz tek mekandır diyebilirim rahatlıkla. Evet, özellikle biz buraya geliyoruz. Çok da beğendik. Hem mezeleri, hem tatlıları, hem ana yemekleri çok lezzetli. Ayrıca ilgisi de çok güzel. Atmosfer olarak çok güzel bir ortam. Peki İsviçre'de doğmuş birisi olarak sorsam size, İsviçre yemekleri mi yoksa İtalyan yemekleri mi, Türk yemekleri mi desem? Tabii ki Türk yemekleri. Gerçekten hem kendim özel hayatımda da sürekli Türk yemekleri yiyorum. Ama burasını da tavsiye ediyorum yani. Peki Türkiye'de yediğiniz zaman burada bir fark görebiliyor musunuz? İsviçre'de aynı tadı alabiliyor musunuz? Türkiye'nin tadı bambaşka ama burası da orayı aratmıyor gerçekten. Her yer için aynısını söyleyemem. Kimi çok çakma yemekler yapabiliyor ama burası hani neredeyse aratmıyor diyebilirim. Hafta sonları Manisa'dan geliyorum. Programda neler var? Ne zamanlar buradasınız? Ne zaman yemek eşliğinde, müzik eşliğinde damak tadımızı daha da fazla tadabileceğiz burada? Burada cuma cumartesi müzik var. Türk sanat müziği, klasik müzik yapıyoruz. Kaan Unut, piyanomuz var. Yemek yemeye gelen yabancılar yaptığınız müzikten hoşlanıyorlar mı? Beğeniyorlar mı sizi? Evet, dinliyorlar. Ya çok güzel. Dinliyorlar, bayağı Türk müziğini seviyorlar. Klasik müzik özellikle. Türk sanat müziği. Peki ut gördüklerinde şaşırmıyorlar mı? Şaşırıyorlar biraz tabii, bakıyorlar ama ne olduğunu soruyorlar tabii, anlatıyoruz biz de. Ich finde super. Komme seit Jahren daher. Ist wirklich sehr gut. Wie findet ihr überhaupt die türkische Küche? Ich habe sie sehr gern, weil ich gehe auch öppe in die Türkei in die Ferien. Wo sind Sie schon überall gsi? Relativ in der ganzen Türkei. Ich bin auch segeln. Side, Antalya, Fethiye, Bodrum, Dalaman, Marmaris. Nasıl buluyorsunuz buradaki yemekleri? Memnun musunuz? Biz ailecek 1988'den beri zaman zaman sık olarak buraya geliriz. Burası çocuklarının, ailenin,
itimat edebileceği, çok emin ellerde, yemekleri de çok nefis, tam Türk usulü lezzetli yemekler yapmakta. O yüzden devamlı burayı tercih ediyoruz.